Arkadaşlar merhabalar. Hedef 10.000 serisinde açı ortaydayız. Hedef 10.000 serisine hemen ufacık bahsedeyim yine. Burada arkadaşlar yani benim netim 35 hocam bunları izlemeliyim mi hedeflemiyorum ben. Şunu hedefliyorum. Hedefi yüksek bir öğrenci. Geometriyi öğrenme aşamasında belli şeylere oturtmuş. Biraz daha fazla yoruma ihtiyacı var. Bir de konuyu tekrar edecek. Böylece tamamlayacak hemen hemen. Sadece yeni nesil sorular eksik kalmış olacak şeklinde bir çalışma. O yüzden soruların ben kolaylığını, ortalığını, zorluğunu asla odaklanmıyorum. Size yorum öğretme hedefim var arkadaşlar. O yüzden sınav tarzında elimden gelen neyse onu yapmaya çalışıyorum. Kolay orta soruların oluştuğu konu anlatımını yapıyorum. Sonra e, yine standart çok zor olmayan orta düzey soruları çözdüm. Ve şimdi hedef 10.000 arkadaşlar. Sonra da biliyorsunuz bunlar bitince de yeni nesilleri test konunun sonuna ekliyorum. Yani bir nevi Böyle arkadaşlar dört aşamada bu geometriyi çalışmanız lazım. Bu ben önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum bunun. Size de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hiç sektirmeden matematikte isterseniz pdf'yi indirin. Sadece çözün çözemediklerinize bakın. Ama geometride genel olarak ülkece e, öğrencinin geometrisi zayıf. O yüzden adım adım böyle merdivenlerden başarıya çıkacak şekilde arkadaşlar ayarlıyorum. Lütfen bunları hesap ederek çalışın geometriye. Önceden de zaten bir geometri nasıl çalışılır videosu çektiğim için oradan da izleyebilirsiniz ayrıntılı. Şimdi açı ortayı arkadaşlar konu anlatımını yaptığım için burada sıfırdan konuyu anlatmayacağım. Çünkü temel olarak o ilk videoyu izlediğinizi düşünüyorum. Açı ortayın ilk özelliği nedir? Kenarlara indirilen dikler birbirine eşittir. Bu yüzden ilk soruda ne yapacağız bir bakalım. 6 verilmiş, 4 verilmiş, 13 verilmiş bizden x'i istiyor. Hemen hatırlatayım bir üçgende iki tane açı ortayın geçtiği yerden kesinlikle üçüncüsü de geçer. Bunu her zaman kullanacağız diye bir şey yok ama sonuçta önemli bir bilgi. Bu soruda kullanacağız. Ve kollarımız böyle olmak üzere bir açı ortay verildiğinde işte kollara indirilen şu dikler eşittir. Böyle. Bir de bu parçalar da eşittir. Bu yüzden siz dik indirdiğinizde sadece şunların eşitliği önemli değil. Şöyle bir H dediğimizde BH da 6 olur. HC'ye 7 kalır. Sonra bakın yine kollara indirilen dikler eşittir. T diyelim buraya. AT 4 olur arkadaşlar. Ve HC 7 ise TC de 7 olacaktır. Böylece ilk sorunun cevabı 11 oluyor bakın. Gelelim şimdi ikinci soruya. Hem de hafif bir özel üçgen bilgisi var. Mümkün olduğunca hedef 10 binlerde hatta tamamını arkadaşlar videoyu açın, durdurun, çözmeye çalışın sonra benden isteyin tamam mı? Bazı güzel soruları da muhakkak benden izlemenizi tavsiye ederim. Yapsanız bile çünkü ben yorum odaklı gidiyorum buralarda. Şimdi 30 derece verilmiş, 45 derece verilmiş. Bir kere biraz hani ezberci davranıyoruz bunlarda çünkü zaten ezbere dayalı gibi. 30 derece 45 ve 60 varsa çift sayıda uzunluğa sahipse yani 2, 4, 6, 8 gibi ben orada karşısından dikey indiririm. Böylece 30-60-90 üçgeninden dolayı 30'un karşısı kök 2 olur. Şimdi aç ortay devreye giriyor. Kollara indirilen dikler birbirine eşit. Öylece arkadaşlar kök 2. Burası da kök 2. 2 oldu BD'nin uzunluğu. Kolay bir soru. Sıkıntılı değil. Şimdi bakalım burada da BC sorulmuş. Neler verilmiş? Şimdi kontrol edelim. Birincisi şu alan 4 cm kare verilmiş. ADC. Sonra bakıyorum AH6 verilmiş. AD2 verilmiş. Başka bir bilgimiz yok. BC nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şurada açı konusunda da söylüyoruz ya alfa alfa beta beta 2 alfa artı 2 beta 180 alfa artı beta 90 derece şu kenarda bir dursun tamam mı? Sonra bir de geniş açılı üçgenlerde biz yüksekliği dışarıdan çiziyoruz değil mi? Şimdi şu AD'nin yüksekliği C'den inecek şekilde nasıl olması lazım? Mecburen AD'nin uzantısına inmesi gerekiyor. Şuraya böyle bir haş dersek h çarpı 2 bölü 2 4 verilmiş bu yüzden h arkadaşlar 4 oldu. Bunun faydası ne? Bu aynı zamanda şuradaki ac'nin koluna indirilen dikme. Yani h4 ise aslında hc de 4. Peki bu 90 ne işimize yarayacak? Dikten dikin an öklit. Şuraya x dediğimizde x çarpı 4 eşittir 36. x 9 olur. Bizden BC'yi istiyor. Böylece bunu da 13'ü bulmuş olduk. Açı ortayla tabii önemli kısım aslında sorularda lazım olan yer bize neler? Dikler tabii ki kullanıyoruz gördüğünüz gibi ama aynı zamanda kenarların oranı, parçaların oranı. Bakın sonra kenarın parçasına oranı, kenarın parçasına oranı da olur. Yani illa BC'nin BA oranı, NC'nin NA oranı yapmak zorunda değilsiniz. Bu kenarın bu kola olanı, kol, e, parça oranı, AB'nin de AN oranı birbirine eşit olur. Bunu da söylemiş olalım. Sonra yine aynı şekilde bu zaten temel bilgi. Bak kenarların oranı, parçaların oranı. Bazen de ne olacak? Parçaları verecek, biz kenarları yapacağız. Bu üçünden hangisi denk gelirse onu kullanmak gerekiyor. Hemen bakalım. Şimdi 3 verilmiş. Neye bakacağız? Bir kere hani açı ortayı görmesen bile şunu dersin. Hipotenüs aynı, kenar aynı, kenar aynı, hipotenüs aynı, kenar aynı. E mecburen burası da 3 olur. Demek ki bu açı ortaymış dersin. Böylece bakın açı ortay şuraya 3K dersek buraya da 5K mı diyeceğiz? Evet 5K diyeceğiz. Kenarların oranı 3 bölü 5 olduğu için. Bundan dolayı arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenini kaçırmayalım tabii ki. Burası bakın 8K eşittir 4. K buradan 0.5. 5K'yı istiyor bizden. 2.5 oldu. Beşinci soruda BAC dik üçgen EBF ve FBC'yi de vermiş bakın soruda. Bir de ABE ile EBC onu göstermemiş. Biz unutmadan gösterelim böyle. Şimdi bir kere açı ortayın kollarına indirilen dikler eşittir. Bu yüzden AE ile EK eşit olacaktır. 3 olur arkadaşlar ve 3 4 5 üçgeninden BK'da 4 olur. Şimdi yine klasik olarak 4'ün 5'e oranı şu BF'nin açıortay olmasını kullanarak burası 5K, burası 4K, 9K eşittir 3 oldu. Bizden arkadaşlar neresi isteniyor? EF. Yani 5K isteniyor. Bu yüzden K 1 bölü 3 olacağı için 5 bölü 3 olmuş olacak. Şimdi devam edelim. ilk sayfamızı bir güzel bir şekilde çok tane hani zaten sıkıntılı sorular yok. Şunu ben bir düzelteyim hemen. Evet. Kaymasın böylece. Şimdi altıncı soruda ne var? İkiye bir oran var. Gördüğünüz gibi. Şöyle kenarın parçasına oranı. O zaman yine kenarın parçasına oranı ikiye birdir. Bunlar kolay sorular arkadaşlar ama gerçekten önemli olan şey sizin bunları dörtgenler konusunda çember konusunda da çok iyi görmeniz. Tamam mı? Böylece 2x 3 artı x 6. Normalde Pisagor yaparsın, şöyle. Ama bence önce özel üçgen deneyelim. X'e şurada bir 5 versek 6 8 10 oluyor mu? Evet oluyor. Bu yüzden DC uzunluğu 5 oldu. Lazımsa D kullanmak gerekiyor bence özel üçgenleri. Yoksa mecbur Pisagor. Şimdi ABC üçgeninde CD açıortay verilmiş, DE açıortay verilmiş. Neyi görmeniz gerekiyor? E, DC ve Burada AE'yi görmek için bakın yine kenarın parçasının oranı 3 bölü 2 ya. Şuraya 2M dersek burası gördüğünüz gibi 3M oluyor. Bundan dolayı EC'ye de 2M kalıyor. AE'ye de M kalıyor gördünüz mü? Haliyle arkadaşlar M'nin 2M'ye oranı 2M'nin 4M'ye oranıdır. Parçalar oranı kenarlar oranı. Bu yüzden DC'yi bakın 4 m bulduk. A, E'yi de M' bulduk. Cevap 4 olmuş oldu bu soruda. Evet. Karede de buna benzer bir hemen soru koydum ben. Çok basittir ama dediğim gibi ilişki kurmak gerekiyor. Şimdi tabii ki burada 22.5, 22.5 bunun özelliğinden çok da yararlanmak istemem. Son ihtimali yani. Onda da yine 45, 45'i falan kullanmaya çalışırım. Şimdi benden X isteniyor. Ne diyeceğiz? Sonuçta bu bir açı ortay. 45, 45, 90 üçgenin özelliği de nedir? A, A, A kök 2. Bu yüzden kenarların oranı 1 bölü kök 2, parçaların oranı da 1 bölü kök 2 olacaktır. 12 olmuş oldu arkadaşlar. Sorular yavaş yavaş zorlaşacak. Böyle ilk 14 soruda falan, hedef 10 binlerde, ilk 14, ilk 16 soruda yine böyle aslında biraz konuyu tekrar ettiriyorum. Sonra... Konunun devamında karma örnekler diye bir oluşturduğum parça var bu testin içinde. Oradan sonra işte asıl yorumlar başlıyor ama bu kısımlarda eğer çok iyi olduğunu düşünüyorsan gerçekten güzelce hemen çöz. Sadece çözmediklerini tık tık geç sonra yorum sorularına geçersin. Ama bir soru bile atlama lütfen. Çok basit bir soru. Sadece neyi göreceğiz? Alan ADC'yi bulmak için kenarlara indirilen dikler birbirine eşittir. Burası 3. 3 çarpı 8 bölü 2 eşittir. 12 oldu. Bu şekilde bunu da söyleyebiliriz hemen aradan çıksın. Açı ortay formülü bilinmeli mi? Bence yani sınavda arkadaşlar malum içimizin rahat etmesi için ve gerçekçi olmak gerekirse evet ezber yapmak gerekiyor. Ben ezbere karşıyım karşı değilim ayrı bir tartışma ama şimdi belli şeyleri zaten temel yorumlarla öğreniyoruz. Ben şimdi benzerliğe ezberliyor muyum? Bunun bunun oranı bunun bunun oranı oturuyor. Ya da öklite ezberliyor muyum? Yok yapa yapa alışıyorsun. Ama açı ortay formülü gibi formüllerde ya ezberleyeceksin formülü, güzelce halledeceksin ya da kos teoremi yapacaksın. Kos teoremi de şimdi bazen eziyetli oluyor açıkçası. O yüzden formülü bir kenarda hatırlayalım. İç açı ortayın formülü şudur. A'nın B'ye oranı, M'nin N'ye oranı. Onu geç. Burada artık neyi kullanacağız? Kenarlar çarpımı, eksi parçalar çarpımı açı ortayın karesine eşittir. Bu yüzden hemen bu soruyu da halledelim Bence. Bakın önce parçanın kenar oranı 1 bölü 3, parçanın kenar oranı 1 bölü 3 olması lazım. Burası 4 olur. Şimdi kenarların çarpımı yani 108 eksi parçaların çarpımı 12, 96 oldu x kare yani 4 kök 6'ymış arkadaşlar. Bu sorunun cevabı ezber kuralı hemen yapıştırdım. Geldim buraya BC nedir diye soruyor. şurası c harfi, Şimdi 8'e 12, hemen 8'in 12 oranı nedir? Sadeleştirirseniz 2 bölü 3, değil mi? Şöyle göstereyim. Demek ki o zaman burası 2k, burası 3k. Şimdi ne söyleyeceğim? Formül işte 96 8 çarpı 12 eksi 2k çarpı 3k 6k kare eşittir 36 çarpı 2'den 72. Böylece 24 eşittir 6k kare. K arkadaşlar 4, k, k kare 4, k 2 oldu. BC de tamamı 5K olduğu için 10 gelmiş oldu. Bence biraz dış açı ortay teoreminde zorlanıyor öğrenciler. O yüzden de ben ne olur ne olmaz yine bir hatırlatma yapayım kendi yöntemimle. Ben şuna bakıyorum. Olayı sıfırdan oluşturmak için kafam karışırsa diyelim öğrenciyim. Şöyle kolları belirliyorum. Bu iki kol arasındaki açı. Sonra bu açının dış açısı. Şöyle. Bu dış açının da açı ortayı arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir DA doğrusu. Bu dış açı ortayın ilk kenara olan uzaklığının ikinci kenara olan uzaklığının oranı. Yani y bölü x arkadaşlar. Neye eşit oluyor? Kısa kenarın uzun kenara oranı. Tamam mı? Bu şekilde kafanıza ilk başta oturmuyorsa bu ezber benim anlattığım yorumla yapabilirsiniz. Hemen bir soru gösterelim bakın. Şimdi hangisi dış açı? Bu. Dış açının açı ortayı bu. O zaman kollar neler? AD ve AD. Bunların oranı ne? Genelde de benim alışkanlığım küçüğün büyüğe oranını yapmaktır. Küçüğün büyüğe oranı arkadaşlar 4 bölü 6'dan 2 bölü 3. Bu da bana neyi anlatıyor? DC 2M ise tamamı arkadaşlar 3M olması için BD'ye M kalır. Haliyle bizden BD'nin DC'ye oranını istiyor. 1 bölü 2 olur. Tamam mı? Olay bu. Bakalım şimdi hemen sayfamıza. şunu bir yine ben şey yapayım. Çünkü böyle yapınca. Sayfa da komple kayıyor. Şimdi burada arkadaşlar geldiğimiz zaman ABC bir üçgen. AC açı ortay verilmiş. Önce 6, 8, 10'a hemen bir yapıştıralım şöyle. İç açı buradaki BAD açısı. Dış açı ortay işte burası. Ne diyeceğiz? Kısa kenar 8, uzun kenar 10. Sadeleştirdiğimiz zaman 4 bölü 5. Bu şu demek. Açı ortayın bittiği noktayı işaretle ilk kısa kenara olan uzaklığı 4M ise Uzun kenar olan uzaklığı 5M olacak bu noktanın. Ee, böylece 4M, şuradaki M'ye 6 kaldı. Burası da 24 oldu. Olayı halletmiş olduk. Kenar olan uzaklığı demeyeyim de buradaki kenarın noktasına diyeyim. Çünkü noktanın doğruya uzaklığı diktir normalde. C'nin D'ye uzaklığı, C'nin B'ye uzaklığı şeklinde gidiyoruz. Yani Yanlış yönlendirmeyeyim ortada. Şimdi bundan sonra yine 4 var, 6 var. Bakın şimdi 4... 6 iç açı. Şöyle bir dış açı var. Sonra da bunun dış açı ortayı var. İşaretliyoruz. 4'ün 6'ya oranı. Sadeleştirirsek 2 bölü 3. Ne diyeceğiz? Kenarın Bakın ilk noktanın ilk kenar oranı, kısa kenar oranı uzaklığı 8. İkinci kenar olan uzaklığı bilmiyorsun tamamı BD. Buradan BD'ye ne geldi? 12. BC'ye ne kaldı? 4. Soru bizden ama AD istiyor. Dış açı ortayında hemen size formülünü söyleyeyim. Orada aslında normalde yazıyor ama ben yine buraya da bir daha göstereyim. Şöyle neydi arkadaşlar? Kısa kenara A diyelim uzun kenara B diyelim. A çarpı B. Kısa köşeye olan uzaklık X olsun. Uzun kenarın köşesine olan uzaklık Y olsun. AB eksi X arkadaşlar işte böyle açı ortayın. Pardon tam tersi. X, Y, Burada çünkü uzaklıklar daha büyük Arkadaşlar. Bu yüzden x'ye eksi ab'de ne kareye eşit olmuş oluyor. Şimdi bundan dolayı artık ne söyleyeceğim bakın. x kare eşittir. Uzaklık 8. Uzaklık sakın 4 değil. 12 tamamı çünkü. Eksi 6 çarpı 4. Böylece 96 eksi 24'ten 72 arkadaşlar. x gördüğünüz gibi 6 kök 2 oluyor. Bunu da böyle bulmuş olalım. İşte şimdi geldik karma örneklere. Bundan sonra bir yaklaşık 20 sorumuz var. Bunlar da böyle bazılarında sadece açı değil genel yorumlarda yapacağız arkadaşlar. Şimdi ne demiş? AD 4 santim demiş. AF FD'ye eşit verilmiş. Hemen bir bakalım bir AF FD'ye eşit. Şimdi sadece burada AD'yi 4 biliyoruz. Bir de lütfen bu soruları çözerken bazen hani cevap burada 4 varsa cevap 2'dir ya da 4'tür ya da 8'dir gibi şeyleri hemen söylemeyin. Çünkü Hani konu çalışırken biraz yorum öğreniyorsunuz. O yüzden cevap odaklı olmak, şık odaklı olmak çok bana doğru gelmiyor. Ama tabii ki denemede, sınavda bazen yeri geldiği zaman o, o tarz böyle ezberler yapılabilir. Ancak bir denemede uyduruktan bir çözüm yaptınız, cevap geldiyse lütfen onun doğru çözümünü öğrenin. Yani bazen böyle gençliğin verdiği o ateşle insan netine odaklanıyor, mutlu oluyor. Ama ben açık söyleyeyim şöyle olurum biraz acımasız olurum kendime ve şunu derim yani ben burada normalde matematikte e, diyelim 30-25 yapacaktım buna attım tuttum 31-25 geldi o beni tamam anlık mutlu edebilir ama ya gerçekte onu özseğime farklı şekilde sorarsa ve ben yapamazsam deyip doğrusunu öğrenmeliyim biraz böyle kendinize hani bu gaddarlık değil bir hafif acımasızlık bunu yaptığınız zaman çok daha güzel başarıya ulaşırsınız çünkü gerçekçi olmak gerekiyor bazı öğrenciler var arkadaşlar yani bu e, öğrencilik halinden değil, genel ruh halinden aslında psikolojik olarak hep onaylanmak istiyorlar ve hep şey iyi yapıyorum değil mi hocam, doğru yapıyorum değil mi hocam, başarırım değil mi hocam, olur değil mi hocam, yaparım değil mi hocam. Şimdi burada bu sefer bazen biz aslında ister istemez arkadaşlar yanlış yönlendiriyorsunuz. Ben desem ki bak böyle çalışırsan olmaz, morali bozuluyor bu sefer, bırakıyor ya hocanın yüzünden moralim bozuldu çalışmayacağım. Eğer desem ki evet yaparsın ya sen aslansın, sen kaplansın. O yanlışı yönlendirmemden dolayı aslında gerçeği söylemememden dolayı yani sonunda kaybedecek. Bazen o yüzden lütfen bu bizim hani bizi zorlamayın şey anlamında. İyiyim değil mi hocam? Yani iyisin desem ne olacak, kötüsün desem ne olacak? Ya da 6 ayda hocam sizce matematiği bitirebilir miyim? Bitiremezsin dersem çalışmayacak mısın mesela? Ya da bitirirsin dersem... Mutlu olup devam mı edeceksin? Nabza göre şerbet vermek evet katılıyorum. Bazen yapmak lazım. Ama sürekli de kendinizi olumluya itmeyin. Gerçekçi olmaya çalışın. Gerçekçilikle birlikte mutlu olmaya çalışın. Hayal aleminde yaşadıktan sonra ya da böyle bazen saçma sapan denemeler çözüp başarılı olduktan sonra görüyorum. 30 net yapan öğrenci birkaç denemesinde 50 tane denemesinde diyelim 25 yapıyor. O 2-3 dönemesini baz alıyor. Öyle de olmamalı. Onu da araya sıkıştırayım arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Ee, muhteşem üçlüyü unutmayacağız. Bakın şimdi o kenarda duruyor. Ne söylemem lazım? Aa bak kolay bir şey oldu. Burada açı ortay konusundan ziyade muhteşem üçlü var. Bir. İkincisi bak alfa alfa. Kendiliğinden sonra 30-60-90 geldi gördünüz mü? Çünkü 3 alfa 90'dır. Alfa 30 oldu. 30 oldu. 2 iç bir dıştan 60 oldu. 2 açısı iki kenarı eşitse bir tane açısı 60 ise burada aslında gizli bir eşkenar varmış. Bu yüzden çevre AF'de 12 olacak. Eşkenar üçgen sorusu bak açı değil hemen atlamayacağız. Gelelim şimdi buraya. İç açı ortayların kesim noktası. Bazen iç açı ortayların kesim noktası ne, diyor, ne diyoruz biz? İç teğet çemberin merkezi. Paralellik var. Benim şimdiden önemsediğim sonra benzerlikte de yine yapacağımız hatta dörtgenlerde de yapacağımız bir şey. Paralel artı açıortay varsa Z'den dolayı şöyle bir ikizkenar gelir gizlice. O yüzden burada sana böyle ta açıortayı böyle uzat demiyor bir nevi. Şunu görmen yeterli. BI'yi çektiğinde BI bir açıortaydır. Z'den dolayı I açısı da eşittir. ID ile BD eşit olur. Yine aynı şekilde arkadaşlar. IC'yi çektiğinde bu bir açıortaydır. Şöyle Z'den dolayı eşit olur. Burada da IE EC'ye I-D 4 verilmiş. I-E 6 verilmiş. İkiz kenardan 6. İkiz kenardan 4. DE de 5 verilmiş. BAC'nin çevresi soruluyor. Burada çok basit bir benzerlik bilgisi var ama hocam benzerliği atladınız hemen daha çortaydı demeyin. Çok basit. Ne söylüyoruz? Yöndeş açılar eşittir. Buraya hepsine alfa dersek burası alfadır. Burada hepsine beta dersek betadır. A açısı teta ise I açısı tetadır. 3 açısı da benzer olan üçgenler, açı, pardon eşit olan üçgenler benzerdir. Burada gördüğünüz gibi teta'nın gördüğü küçükte 5, teta'nın gördüğü büyükte arkadaşlar 15. Benzerlik oranı 1 bölü 3. Bu ne demek? Çevreler oranı da 1 bölü 3'tür. Küçük üçgenin çevresine dikkat ederseniz 15, o zaman büyük üçgenin çevresi de 45 olur. Çok hafif bir benzerlik bilgisi sıkıştırayım. Zaten açı ortay, kenar ortay karma test çözmüştüm. Orada da bazen çıkıyor. Açı ortay, kenar ortay kendi konusundan ziyade arkadaşlar benzerlikte ve dörtgenlerde çok önemli zaten. Buraya ben bir not iliştirdim. Kollara bazen dik değil farklı bir açıyla da doğru indirilebilir. Deltoid gibi diye. Bunu niye yazdım buraya? Bak biz hep dik indirmeye alışığız ama bu soruyla bir uğraş bakalım durdurup ne yapacaksın? Ona göre ben şimdi durdurduğunu varsayarak söyleyeyim. Bazen böyle arkadaşlar burası alfa ise Burası alfa olacak şekilde indiririm. Çünkü orası 90 değil ne yapayım? Böylece 30-30 olur. Sonra AD ile de şuraya T dersem TD eşit olur. Ve kendiliğinden TD ile DC eşit geldi. Şuraya arkadaşlar bakın ne kalmıştı 30'dan dolayı 70. İkiz kenar üçgen alfa 55-55 olmuş oldu. Burada ne söyleyeceğiz şimdi? AB'nin uzunluğu nedir denmiş. Burada isterseniz ben hocam ya benzerlik yapacağım. Yok hocam ben tanjant alfa, sin alfa, kos alfa yapacağım hocam deyip yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben şöyle göstereyim size. Sizin demin o söylediklerime ek olarak öklitle yapayım hadi bu soruyu. Bak şimdi hem bir şey de görmüş olalım. Yoksa dediğim gibi daha kolay yöntemlerle demin söylediklerim kolay yöntemler. Onları hatta görmüş olabilirsiniz. Ne diyeceğiz? Şöyle bir bt dersek bt ile. Burada arkadaşlar AB birbirine eşit. Haliyle BT'yi bulmam lazım. Onu da Öklit yardımıyla bulacağım. 4'ün karesi 16. Kendisine yakın olan parçaya x dersem tabanın tamamı 8'dir. Bu yüzden x ne gelir? 2. x 2 geldiği için arkadaşlar buraya 6 kalır. AB'de 6 olur. Böyle Öklit'le hallederim. Buraya bir bakın bakalım. ABC bir üçgen. AD açıortay ve ABE ile EAC eşitliği verilmiş. Sadece burada DC uzunluğu var 2. Dediğim gibi hemen ezbere gitmesin aklınız kesin orası 2'dir diye ben söyleyeyim peşinden cevap 2 zaten. Ama burada benim önemsediğim şu. Güzel sorularda 2 iç bir dış geliyor arkadaşlar. Haliyle burada da bakın şimdi 2 iç bir dış yardımıyla şuraya alfa desek buraya B desek. Bak burası alfa artı B görüyor musunuz? Burası da alfa. Burası da B. Haliyle ikizkenar bir üçgen oldu. A, C, C D eşit oldu. A, C, 2 gelmiş oldu. İki hiçbir dış önemli. Her soruda böyle açı ortay görünüyor diye açı ortay yapmıyoruz tabii. Demin bak sorularda da geldi yine oldu şimdi. Burada A, B, e üçgeninin alanı sorulmuş bakalım bir. DC 6. BC 18. Hemen gözüme benim ne çarpıyor? Burada artık kenarları verdiği için tabii yapabilirim. Şurası K olsa burası 3K oluyor gördünüz mü? Bunun bana faydası ne? Artık arkadaşlar bakın şimdi. Şuraya ben S desem buraya 3S diyebilirim. Ve şurada tabanları aynı olduğu için tabii ki burası da 3S olur. Alanlar oranı tabanlar oranından dolayı. Bize DEC'yi 9 vermiş. Yani S'i 9 vermiş. Nereyi istiyor? Taralıyı. 3S'i istiyor. Buradan 27 santimetre kare oldu cevap. Bitti herhalde bu sayfada. Bu şekilde ilerliyoruz. Böyle aşırı zor değil dediğim gibi mevzu. Kesinlikle yorum öğrenmek. Arada farklı sorular görmek. Sonra zaten yeni nesillerde de güzel sorular çözeceğim size. Yeni nesil soru sayısı tabi çok fazla olmuyor bende arkadaşlar. Çünkü bir kitap oluşturmak gibi artık o. Ve zaten yani yeni nesil sorular da şöyle ben... O 50 soru normal çözeceksem 50 soruda yeni nesil olmayı versin. 10 tane yeni nesil olsun çünkü olaydan kopabiliyorsunuz. Sanki böyle e, yeni nesil olunca şey geliyor insana. Aa yeni nesiller de kolay o zaman geometri çok zor değil ya. O algıyı da yıkmak lazım. ÖSYM güzel soruyor geometriyi. Ve klasik sorulardan da soruyor çünkü. Şimdi ha şunu düzeltmeye bak hep unutuyorum ya. Evet bakalım şimdi 21. soruya. Alan OBC nedir diye sorulmuş. OT ve OH 6 santim. Şimdi bir kere bunlar birbirine eşit ki. XX bile demeyeyim. 3-3 diyeyim. Neden? İçte çemberin merkezi ne demek? Açı ortayların kesim noktası demektir. Bak böyle. Haliyle açı ortayların kesim noktası olduğu için AO da bir açı ortaydır ve kollara inen dikler eşittir. 3-3. Mecburen O'dan da indirirsek O da 3 olur. 8 çarpı 3 bölükten 12 olur. Basit bir soru. Geldik buraya. Bizden AC'yi istiyor. 30'u niye vermiş? Bir kere bak açı ortay var. Böyle AB'nin açı ortay olduğunu bildiğimiz için AD 8 ise şöyle bir AT indirdiğimde o da 8'dir. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı 16 olacak. Bu soruda eksiklik vardı. O yüzden geçiyorum. Eksik bırakmışım soruyu. 24. soruya bakalım biz. ABC bir üçgen. AF iç açı BF 3 santim, CD 10 santim. Bizden FC'yi istiyor. Şimdi bir kere hani gönül ister hemen 2 alfa artı 2 beta 180 alfa artı beta 90 diyeyim ama maalesef buradan gelmeyecek. Nereden gelecek bu soru? Şimdi bunu yaptığınız olmadı zaten bir hamlede bazen bulamayabilirsiniz. Şöyle diyeceğim. Burada arkadaşlar iç açı ortay var bakın bir tane. Evet çok yani bilmiyoruz ne olduğunu ama şöyle yazalım. Buna xk derim. Buna da 3K derim. Sonuçta kenar olsaydı 2K'ya 3K diyecektik ne güzel. XK'nın 3K'ya oranı dışa ortay gereği hemen işaretle kafan karışırsa. Hangisi kenar peki burada? Bak şimdi bu dış açı. O zaman kollar tabii ki bunlar. Böylece DC bölü DB. Yani o da 13 artı X yaptı. K'lar gitti. 30 eşittir X çarpı 13 artı X oldu. X buradan gördüğünüz gibi 2 gelmiş oldu. Evet şimdi bakalım buraya. Bir sınav sorusu bu. AB kaç santimdir diye sorulmuş. Orada bakın B noktasında bir nokta açı var. Bir de D noktasında nokta açı var. Burada neyi görmek gerekiyor peki? Onu bir düşünmek lazım. Burada arkadaşlar iki iç bir dışı ben hep önemsediğimi söylüyorum. Alfa şuraya beta dersem bak şimdi. Bilmiyorum ya şurası da alfa değil mi? Dikkat et lütfen. Burada beta artı 90 şu ABD üçgeninde iki iç bir dış gereği 90 artı Alfaya eşit değil mi? O zaman haliyle beta alfaymış artık burada aslında gizli bir açı ortay varmış. Tabii ki açı ortay konusunda insan belki tahmin eder ama önemli olan zaten herhangi bir şeyin içinde a bak orada o varmış demek. İki iç bir dıştan yararlanarak açı ortayı olduğunu gördük. Şimdi... 15, 20, 25 üçgeni burası arkadaşlar bizden AB isteniyor. Birinci yol yine bunu benzerlik yardımıyla ya da sin alfa, tan alfa, kos alfanın bir tanesinden yararlanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorun değil. Şimdi ben madem hani açı ortay konusundayız açı ortaydan yapayım. Şöyle indirdim. Şuraya BT'ye bir X dedim. X çarpı 25 kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. 20'nin karesine eşit. X buradan ne oldu? 16 x 16 olduğu için kollara indirilen dikler eşittir. Kollar eşittir. Bu yüzden AB'de 16 olur. ABC üçgen DC ve BC birbirine dik verilmiş. DC 3 santim tamam. Şimdi burada ne söyleyeceğiz bir kere? 3 4 5 üçgeni var. 45 dereceyi nasıl kullanmam lazım? AD'yi bulmak için. Şimdi AC'yi bilsen kos teoremiyle AB'yi bulup sonra çıkarıp aD yapabilirsin ama burada gerek kalmayacak ne söyleyeceğiz? Dış açıortay 45-45 olduğu için nerenin dış açıortayı şu a DBC üçgeninin C açısının dış açıortayı Yani yine kısa kenar olan uzaklık 3 birim Uzun kenar olan uzaklık 4 birim olarak düşüneceğiz. Neden 3 ve 4 var burada. Bu yüzden burası 3K ise tamamı 4K'dır bundan dolayı k5 olur. 3 kda 15 olur. AD'yi bulmuş oluruz. Evet, buna benzer demin yapmıştık bir tane. Bu bence daha kolay. Hiç benzerlik işin içine girmeyecek. Böyle bir BD'yi birleştireceğim. İç teğet çember dediği için açıortay. Yine bakın Z'yi unutmayacağız. DE ile EB eşit ve sonra arkadaşlar hemen yine açıortay nokta nokta Z'den dolayı nokta Böylece bakın df ile fc eşit olacak. xx, yy, z. Bize soruda x, z, 15 vermiş. Çevresi de bunun x, y, z olduğu için. Evet, şey 18 vermiş pardon. O zaman bu üçgenin çevresi de 18 olur. 28'e bir bakın bakalım durdurup. Sonra da ben yapayım. Şimdi BD, DE, BC 18 verilmiş. Bizden ne isteniyor? DC uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şimdi orada dış açı ortay var görüyor musunuz? Diyeceksiniz hocam iç açı ortay var o daha kolay değil mi? Ama burada bak oran var. Dış açı ortay nerenin bu arada? Şöyle bir AD ve AB'nin. Haliyle arkadaşlar küçük parçanın tamamının oranı 1 bölü 2. Bundan dolayı burası K ise AB'de 2K. Şimdi nereye odaklanacaksın? Lütfen dikkat et. Şöyle renkle de değiştireyim. Bakın şimdi buradaki ABC üçgeninde ne oluyor arkadaşlar? Burası bir iç açıortay ve kenarın parçasına oranı 2, 18'in de parçasına oranı 2 olur. DC'yi 9 bulmuş oluruz. Bu şekilde yavaş yavaş orada geliyoruz. Bakın yine tabi burada. Güzel bir soru, sınav sorusu bu. Belki göreniniz vardır. Şimdi evet, soru sınavda tabii ki klasik sorularda geliyor yani. ABC bir üçgen olmak üzere bakın şimdi BD ve DC 5. Bizden FE'yi istiyor. Arkadaşlar, şimdi burada ilk önce 3k'ya 5k'yı hadi bir görelim. Çünkü açıortay AD 3 4 5 üçgeninden 4k Burada 8 ise 3K mecburen 6 olacak. 5K 10 olacak 6 8 10 üçgeni. Bizden FE'yi istiyor. Nasıl buluruz? Ben şimdi size e, denemişsinizdir. Kendiniz belki bir yoldan yapmışsınızdır. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bazen dik üçgenler fazla olduğunda ben e, alfa beta 90'ı bir deniyorum arkadaşlar. Burada e, şu herhangi birisine alfa diyeyim. Şöyle. Burası alfa olsun. Burası alfa olsun. 90 derece şöyle bir beta diyeyim. Ters açıdan bu da beta. Bak şu üçgene dikkat et. Bir açısı alfa. Bir açısı 90. Mecburen D'ye beta kaldı gördünüz mü? Bu yüzden burayı 3 yaparım. BF'nin 3 olmasını görmem önemli bir şey. Çünkü burada bakın biz 6 bulmuştuk ya. 6'ya 3 burası da arkadaşlar 2K'ya K. Haliyle nasıl yapacağız bundan sonrasında dikkat. 36 eşittir dikten dikindiği için kendisine ek olan parça çarpı tabanın tamamı değil mi? Yani AE ile onu çarpınca 36'dır. AE buradan 3.6'dır. AE 3.6 olduğundan açı ortaydan burası da 1.8'dir. Bak böyle söyleyebiliyoruz. Burada dediğim gibi hani kendiniz nasıl yaptığınızı bilmiyorum ama muhakkak bu yorumu da görmenizi isterim. Sorularda biraz dik üçgenler fazla olduğunda elim mecbur bazen deniyorum. Yine bak bir sınav sorusu daha CE uzunluğu isteniyor bizden. Şöyle bir açı ortay var. tam. en azından orada açı ortay var olunca ne derim? Bak burası 2K'dır. Burası 3K'dır. 5K eşittir. 225'ten 100 çıkar. 125 yani 5 kök 5. Böylece K buradan kök 5 olur. 3K'da 3 kök 5 olur. Tamam yapacaklarım bitti şu an açı ortayla. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Bakın açı ortay bitti o kullandım artık dik üçgenlerin ya faydasını kullanacağım alfa beta 90 ters açıdan yine beta alfa ace üçgeninde 90 mecburen E'de beta kendiliğinden bakın yine bir ikizkenar geldi x de 3 kök 5 oldu bu şekilde bunu da söylemiş olayım bizden şimdi bu soruda bakalım ad'yi istiyor neler var elimizde Bakınca şöyle bir 6 var 4 var. Hemen açı ortayı yapıştıralım. 6'nın 4 oranı 3 bölü 2. BD'nin de o zaman böylece DC oranı 3 bölü 2'dir. Bunu görmüş olduk. Bir de arkadaşlar şunları kaldırayım artık. Orada bir dış açı ortay var. Dış açı ortay da neresi? AC. Haliyle ne diyeceğiz? Bakın AD AB. Doğru mu? İşaretle kafan karıştığında böyle yapabilirsin. Artık X'in X artı 9 oranı 6'nın 10 oranı. Sadeleştirirsen bak buraya 3K kalıyor. Tamamı 5K olması için burası 2K oluyor. İ şey pardon. Ha evet öyle oluyormuş gerçekten. Bir an kesir olunca dedim ben mi yanlış söylüyorum. Yok böylece 13.5 olmuş oldu arkadaşlar X. Evet bakalım bir tane daha hani böyle alışalım diye soru demin yaptıklarımıza benzer. Alan DEC nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ne görebiliriz burada bir bakayım. Yine bir açı ortay var. 8'in 10 oranı 4 bölü 5. Burası 4K. Burası 5K. Haliyle tabii ki 4K, 5K hemen insana neyi hatırlatıyor? 3K, 4K, 5K. 3K, 18 ise K, 6'dır. 24'tür. 30'dur değil mi? Evet, 30'dur. Şimdi bundan sonra şu üçgenin alanını nasıl bulabilirim? Ben şimdi Hani tamam dikindirelim falan ama her zaman dikindirmek olmuyor. O zaman arkadaşlar kenarlar yardımıyla biraz böyle sinüslü alanda kullanmanızı isterim ben. Biraz öyle bir şey yapacağız soruda. Yani benim alfayı bulmam lazım. Şimdi buraya beta dersem buranın tamamı alfa olur. Aa güzel. Bak sin alfayı bulduk. Neden? Sin alfa 3k bölü 5k'dan 3 bölü 5. O zaman demek ki artık yeni durumda benim dc'yi bulmam lazım. Onun için de madem dik üçgenler var deyip Şöyle bir teta açısı diyeyim. Teta açısı diyeyim buraya. Şöyle bir y açısı olsun. Z ters açıdan dolayı yine y. Büyük üçgende b, c üçgeninde gördüğünüz gibi teta var. 90 var. Tabii ki buraya y kalıyor. Aslında x de 10'muş. İkiz üçgenden 10 çarpı 10 bölü 2 sinüs alfa 3 bölü 5 onlar gitti. Cevap 30 oldu arkadaşlar. Sonuç soruya geldik. Bir katlama sorusu. Zaten dediğim gibi yeni nesil çözeceğim ama bu aradan çıksın bir tane. Şimdi ne demiş? ABC bir üçgen 8-12 şeklinde AD boyunca katlanmış. Ben dediğim gibi genelde katlanmamış şekil üzerinde çalışıyorum. Ya da diyorum ki katlanmışı eski haline döndür. Şöyle bir D noktası var. Buradan itibaren katlamışız. Şöyle doğrusal bir şekilde buraya gelmiş. Ha, o zaman B dediğim buradaki B üssü aslında K dediğimiz. Sonra arkadaşlar ne değişmezdi? Açı. A açısı BAD ile DAB üssü eşit olacak şekilde ayrılır. Burada da gösterelim aynısını. Çünkü dediğim gibi katlamada açı değişmiyor. Uzunluk da değişmiyor. AB 12 ise buradaki AB üssü 12'dir. Yani buradaki AC de 12'dir. CK'ya 4 kalır. 8 yapalım. Burayı 12 yapalım artık kenarlar oranı sadeleştir 2k 3k sonra artık ne diyeceğiz kesirlerle uğraşmamak için buraya 8 esteyim buraya 12 esteyim alanlar oranı tabanlar oranı sonra 8'de 8 esse 4'de nedir 4s bak ne güzel abc'nin arkadaşlar alanını 20s bulduk dck yazıyor herhalde orada dck'nın alanını da 4s bulduk oran 5 geldi katlamada mevzumuz bu Gelelim bu soruya. ADE açısı 45 derece orası biraz karanlık çıkmış. Burada yazıyor ama. 5 verilmiş. Başka bir şey verilmemiş. Şimdi bizden AED'nin alanı isteniyor arkadaşlar. Yani aslında taban var ya. Ya böyle buna bir yükseklik indireceğiz. Bunu bulmaya çalışacağız. Ya da şurayı bulmaya çalışacağız. Ve burayı bulmaya çalışacağız. Sinüs alan formülü yapacağız. Hangisi? Bir düşünün bakalım. Çünkü sorularda arkadaşlar yapa yapa insan oluş Yani hemen bunu görmeliyiz diye pat diye cevap vermek zorunda değilsiniz. Bakıyorum. Soruda şimdi açı ortayı vermiş. Şurası alfa, buraya da alfa diyelim. Şimdi bu yani hani böyle tıkanırız. Burada görmek gereken mevzu ne? Hani ben uzatmayayım. Sonuçta göremediyseniz zaten göremediniz. İki içi bir dıştan dolayı bak burası alfa artı 45. Boş boşuna o 45'i vermemiştir diyorum. Sonra 2 iç bir dıştan. Bak burası da 90 artı alfa değil mi? Şu kırmızıyla gösterdiğim tamamı. Geriye ne kalıyor? 45 artı alfa fark ettiniz mi? Kendiliğinden arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen oldu. 5 oldu. Bunun faydası ne? 10, 5. O zaman buradan şu sonucu çıkarabilirsin. Kenarın parçasına oranı 2K ya K olur. Böyle AC'nin de DC'ye oranı 2 olur. Ve 10 ile özel üçgen 6, 8, 10. K'ya hemen bir 3 verelim. Burası 6 olur. Burası 3 olur. Şimdi artık açı ortayın. Kollarına inen dikler eşit. Buradan da böyle bir yapıştırırız. Bu yükseklikte 3 olur. Bir üçgende zaten bakın A, e indireceğim dik D'den çıkmalı. D'den çıkan da 3 olmuş oldu. 3 çarpı 5 bölü 2'den alan 7,5 gelmiş oldu. Artık son sorumuz. Çevre ABC nedir diye soruluyor arkadaşlar. Burada iki tane açı birbirine eşit verilmiş. Şimdi bunlardan hani bir bence denemek lazım. Yani mesela şöyle bir uzattığım zaman ters açıdan bak burası da noktalı açı oluyor ve kendiliğinden şöyle bir AB dış açı ortayı oluyor. Gördünüz mü? Burayı işaretlersem kısa kenarın uzun kenar oranı 3 bölü 4. Yani kısa uzaklığa 3k dersek tamamı 4k olur. Haliyle k 2 olacağı için. 3K'da arkadaşlar 6 olur. Çevre ABC'yi istiyor ama bizden. Bir de arkadaşlar mecburen ABC'yi istediği için ne yapacağız? Dış açı ortay formülünden şu X'i de bulalım. X kare eşittir. Uzaklıklardan biri 6. Diğer arkadaşlar tamamı 8. Sonra kenarlar 3 ve 4 çarptık. 12 oldu. X kare 36 geldi. X 6 oldu. X 6 olduğu için de artık ABC 6 artı. 4 artı 8 yani buradan 18'miş cevap arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olduk. Konuyu bitirdim. Zaten bitirmiştim ama bu hedef 10 mevzuyu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonra kenar ortaydan da bir anlatacağım. Hedef 10 sonra karma açı ortay kenar ortayı birleştireceğim. Çünkü genelde onları ben birleşik yapıyorum sadece açı ortay sadece kenar ortay sorusu olmayabiliyor. Hatta aslında sadece açı ortay sadece kenar ortay ayrı ayrı değil. Genelde bunlar benzerlikli ve alanla iç içe oluyor. Ben o yüzden genelde alanı önce anlatıyorum. Sonra bunlarla birleştirerek güzel sorulara bakıyoruz. Oralarda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.